25'inde aldım, o 26'sında 27'sinde para yok. Yok, para yok. Tabii evde para yetmiyor, karıyla dövüşüyor. Böyle sürüne sürüne ölecek gidecek. Bektaş Bey, neresiniz? Erzincanlı. Erzincanlısınız. Emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar emekli maaşı alıyorsunuz? 1990. Ayın kaçıncı günü para bitiyor? Ya 25'inde aldım, o 26'sında 27'sinde para yok. 2 gün sonra cepte 1 lira yok. Yok, para yok. Parayı da bankanın verdiği eksi hesaplar karşılamıyor ki. O ek hesaptan para çekiyorsun değil mi? Şu anda 4 milyar borcum var. 4 bin lira borç var. Evet. Hemen maaş yatınca ne yapıyor banka? Hemen alıyor değil hemen mi? Hemen alıyor. Her gün 1 milyar, o günü 1,5 milyar şey çektim, para çektim. Neden? Faizli. Neden? İhtiyacım var. İhtiyacım var. Yani vatandaşın aslında emekli maaşı yetse, ülkemizdeki en çok kar eden kurumlar olan her yıl bakın %50, %60 bankalar kar ediyor. Emekli gitmez bankaya elini verip kolunu kaptırmaz. Niye? Mecburen gidiyorsun. Peki banka maaşı yattığında alıyor. Cepte kalıyor 300-500 lira. 2 gün sonra para bitti. Sonra abi? Sonra işte oradan buradan. Oradan buradan borç alıyoruz. Faizli para da çektiğim de bitiyor. Ha şimdi 1,5 milyar çekmiştim. 1 milyar oğlana verdim, bir yere verecekmiş. 500 milyon kaldı. Bugün de 500 milyondan 300 milyon kalmış. Hadi buyur. He. Öyle. Peki. Evet. Gördüğünüz gibi emeklimizin geçim sıkıntısı belini bükmeye devam ediyor. Psikolojisini bozmuş durumda. Gerçekten böyle. Her ay 1 milyar şey çekiyorum. Faizli para. Yatırıyorum eksi hesaplara. Yatırıyorum, ondan sonra çekiyorum. Yani Ali'ninkini Veli'ye, Veli'ninkini Ali'ye bir parayı bir dolaştırıyorsunuz. Dolaştırıyorum. Yakında da onları da yatıramayacağım. Sen de gidip çalışmaya başlayacağım. Özel güvenlik yapıyorum. Özel güvenlik kimlik kartım var. Gidip özel güvenlik yapacağım. Ne yap? Yani şimdi emeklilerimiz emekli olduğunda insanca yaşayıp çoluk çocuğuyla beraber mutlu olmak istiyor ama dert bitmiyor. Yok. Vatandaş çalışmaya devam ediyor. Şimdi bakın, ülkemizde emeklilerimiz geçinebileceği oranda eğer bir emekli maaşı alsalar çalışmazlar. Ülkemizdeki işsiz olan gençler de onların yerine çalışır ve işsizlik oranı da ciddi oranda düşer diye düşünüyoruz. Mecburen emekli olan çalışıyor ya da iş bulanlar, tabii herkes için de bu söz konusu değil. Umut ediyor ve bekliyoruz ki artık emeklinin bu kanayan yarası bir an önce biter. Bu konuya özellikle devlet büyüklerimiz, siyasetçilerimiz neşter vurur diye bekliyoruz. Vurur da vurur. Niye abi böyle yaptın? Vurur da kaç senedir bekliyoruz. Vurur da vurur. Umudun var mı? Yok. Siyasetçilere güveniyor musunuz? Yok. Ne olacak emeklinin bu hali? Ne zamana kadar böyle gidecek? Ne olacak, böyle sürüne sürüne ölecek gidecek. Yani mezara kadar çileye devam mı? Bir şey olacağı yoktur yani. Kaç yıl önce emekli oldunuz? 10 yıldır emekliyim. 10 yıldır emeklisiniz. Kaç yıl çalıştınız peki? 6000 günü iş günüm vardı. Peki 1900 liralık bir emekli maaşı size yetiyor mu? Yetmiyor, yetmiyor. Neden yetmiyor? Ne masrafınız var? Evin masrafı var. Çoluk çocuk var mı? Çoluk çocuk var. Allah bağışlasın. Onlar okuyorlar. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Mesela kaç çocuğunuz var? Nerede okuyorlar? Eviniz kira mı? Evimiz kira. Kira ödüyorsunuz bir de. Ne kadar? 1 milyar. 1000 lira kira. Kaldı 900 lira. Geçinemiyoruz. Çoluk çocuk okula gidiyor. Gidiyor. Geçiniyoruz. Ara sıra iş buldum mu çalışıyoruz. Başka yan geliriniz var mı? Yok. Herhangi bir gelir? Yok. Şimdi 1900 lira emekli maaşıyla özellikle de büyük şehirde yaşıyorsunuz, kira ödüyorsunuz, çocuklar okula gidiyor. Ne kadar olması gerekiyor? Valla 3 olsa iyi olur, 3. 3 bin lira. Yetecek mi 3 bin lira? O da yetmez, ya çalışmamız lazım. Peki siz kendinizle ilgili nasıl bir ekonomik planlama yapıyorsunuz? Mesela maaşınızı aldınız, bankaya borcunuz var mı? Faturalarınız kaç para tutuyor? 600 milyon tutuyor. Faturalar. Bankaya borcunuz var mı? Bankaya borcum yok. Bankaya borcunuz yok. Ben biraz şanslı görüyorum sizi. Kirada olmanıza rağmen. Çünkü pek çok emeklimizin biliyorsunuz bankaya borcu var. Peki gelinen noktada emeklimizin yüzünün gülmesi için ne olması gerekiyor? Bana iyi bir işte 3 bin lira falan olsa iyi olur yani.
Siyasetçilerimiz diyor ki kasada para yok diyor. Nasıl olacak 3000 lira? %50 zam istiyorsunuz. Öyle he. Yine diyorlar, ne yapacağım? Abi niye bu kadar karamsarsın? Niye zorla konuuşuyorsun? Ya bıktım ya her gün bu işte. Yani ekonomik şey aslında bizim emeklimizin psikolojisini de bozuyor değil mi? Bozuyor tabii. Evde huzursuzluk oluyor mu? Tabii, evde para yetmiyor. Karıyla dövüşüyoruz. Öyle. Yani aslında bu olay ülkemizde bir sosyal yara, sosyal sorun. Çünkü vatandaşın cebinde para olmayınca, doğal olarak ihtiyaçları da karşılayamayınca problem oluyor. Mesela pazara gidiyor musunuz? En son kasaba ne zaman gittiniz? Ben gitmiyorum, hanım gidiyor. En son ne zaman gittiniz? Geçen cuma günü gitti. Pazara? Evet. Ne kadarla gittiniz? Vallahi bilmiyorum ben. Ben cebimde almış herhalde. 200 milyon almış herhalde. 200 lira. Peki. İstediğini alabildi mi yenge hanım? Yok, et met alamadı. Sadece sebze almış. Sadece sebze değil mi? Yani aslında zorunlu olan, sadece mutfakta yemek kaynatabilmek, pişirebilmek için zorunlu olan şeyleri alıyoruz. Mesela muz alabiliyor musunuz? Yok, muz almıyoruz, alamıyoruz. Alamıyoruz değil mi? Alamıyoruz. Vatandaş çoluk çocuğuna meyve yedirmekte daha iyi. Çünkü emeklimizin almış olduğu 1900 lirayla bunda daha iyi zorlanıyor diyebilir miyiz? Zorlanıyor. Zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz değil mi? Evet, hayır gibi oldu abi biraz. Yok, zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz değil mi abi? Çünkü ülkemizde gerçekten emekli maaşlarıyla ilgili ciddi bir sorun var. Emeklilerimizin geçinebilmesi için mutlak surette, özellikle de büyük şehirlerde yaşayan ve kirada oturan emeklilerimize mutlaka kira yardımı yapılması gerekiyor. Ayrıca emeklilerimizin belini büken en önemli konulardan bir tanesi de faturalar, biliyorsunuz. En düşük elektrik faturası 150 lira civarında geliyor. Su faturası 100 lira civarında geliyor ve doğalgaz faturası da yıllık ortalama aylık 150 liradan aşağıya gelmiyor. Gelinen noktada hiç olmazsa emeklimize bir fatura yardımı yapılırsa, kirası noktasında en az kirasının da belirli bir oranda devletimiz tarafından sosyal yardım olarak karşılanırsa emeklimizin bir nebze olsun yüzü güler. Şimdi saygıdeğer büyüğümüze, emeklimize soruyoruz. Her seferinde büyük bir buhran, üzüntü içerisinde bize cevap vermeye çalışıyor. Neden böylesin abi? Verdiği para bir şeye yaramıyor ki. Sıkıntıya giriyoruz yani. Sıkıntı, ay sonu gelmiyor. Ay sonu bugün iyi olacak, yarın iyi olacak, öyle bekliyoruz. Bankanın verdiği eksi hesaplar karşılamıyor ki. O ek hesaptan para çekiyorsun değil mi? Şu anda 4 milyar borcum var. 4 bin lira borç var. Hemen maaş yatınca ne yapıyor banka? Hemen alıyor değil hemen mi? Hemen alıyor. Her gün 1 milyar, o günü 1 milyar şey, 1,5 milyar şey çektim, para çektim. Neden? Faizli. Neden? İhtiyacım var. İhtiyacım var. Yani vatandaşın aslında emekli maaşı yetse, ülkemizdeki en çok kar eden kurumlar olan, her yıl bakın %50, %60 bankalar kar ediyor. Emekli gitmez bankaya, elini verip kolunu kaptırmaz. Niye? Mecburen gidiyorsun. Peki banka maaşı yattığında alıyor. Cepte kalıyor 300-500 lira. İki gün sonra para bitti. Sonra abi? Sonra işte oradan buradan. Oradan buradan borç alıyoruz. Faizli para da çektiğimde bitiyor. Ha şimdi 1,5 milyar çekmiştim. 1 milyar oğlana verdim, bir yere verecekmiş. 500 milyon kaldı. Bugün de 500 milyondan 300 milyon kalmış. Hadi buyur. Öyle. Peki. Evet. Gördüğünüz gibi emeklimizin geçim sıkıntısı belini bükmeye devam ediyor. Psikolojisini bozmuş durumda. Gerçekten böyle. Her ay 1 milyar şey çekiyorum, faizli para. Yatırıyorum eksi hesaplara. Yatırıyorum, ondan sonra çekiyorum. Yani Ali'ninkini Veli'ye, Veli'ninkini Ali'ye bir parayı bir dolaştırıyorsunuz. Dolaştırıyorum. Yakında da onları da yatıramayacağım. Serde gidip çalışmayacağım. Çalışmaya başlayacağım. Özel güvenlik yapıyorum. Özel güvenlik kimlik kartım var. Gidip özel güvenlik yapacağım. Ne yap? Yani şimdi emeklilerimiz emekli olduğunda insanca yaşayıp çoluk çocuğuyla beraber mutlu olmak istiyor ama dert bitmiyor. Vatandaş çalışmaya devam ediyor. Şimdi bakın, ülkemizde emeklilerimiz geçinebileceği oranda eğer bir emekli maaşı alsalar çalışmazlar. Ülkemizdeki işsiz olan gençler de onların yerine çalışır ve işsizlik oranı da ciddi oranda düşer diye düşünüyoruz. Mecburen emekli olan çalışıyor ya da iş bulanlar, tabii herkes için de bu söz konusu değil. Umut ediyor ve bekliyoruz ki artık emeklinin bu kanayan yarası bir an önce biter. Bu konuya özellikle devlet büyüklerimiz, siyasetçilerimiz neşter vurur diye bekliyoruz. Vurur da vurur. Niye abi böyle yaptın?
He, vurur da kaç senedir bekliyoruz. Vurur da vurur. Umudun var mı? Yok. Siyasetçilere güveniyor musunuz? Yok. Ne olacak emeklinin bu hali? Ne zamana kadar böyle gidecek? Ne olacak, böyle sürüne sürüne ölecek gidecek. Yani mezara kadar çileye devam mı? Bir şey olacağı yoktur yani. Peki, çok teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Bir şey değil.